Evet efendim, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Emurla Efendigil. 1954 doğumlu. Doğu Türkistan'ın Yerken şehrinde dünyaya geldik. Biz 1961'de rahmetli annemle, babamla beraber, abilerim, kardeşlerimle beraber Afganistan'a hicret etmek zorunda kaldık. Kaç yaşındaydınız o zaman? Biz o zaman 7 yaşındaydım ben. Çünkü hicret etmek zorunda kaldık dedim. Nedeni Çinlerin zulmü, işkencesi, soykırımı. Bunlardan dolayı aziz vatanımız Doğu Türkistan'dan 1961 tarihinde hicret etmek zorunda kaldık. Ve bu hicretimiz şöyle gelişti. Bizi bir Doğu Türkistan Yerken şehrindeki kaleye topladılar. Orada bu Afganistan'da akrabaları olan hemşerilerimizi bilgilendirmek amacıydı. Orada bir film gösterdi, belgesel bir film. İşte o yol esnasında karşılaşabilecekleri zorlukları gösteriyordu. Maksat caydırmak bir nebze insanları. Ama herkes ölümü göze almıştı yani. Bundan dolayı o filmde işte sel alıp götürdükleri milletin, işte karda zorluklar çektiği, bu sistem dolayı ölenler, ondan sonra kurtların, vahşi hayvanların parçaladıkları, hayvanların gözünü akbabaların oyup yediği hayvanların talep olduğu, o konularda filmin şeysi, amacı. Onları gösterdi. Ondan sonra bize işte 3 ay sürdü bizim Afganistan yolculuğumuz. Sizi caydıramadı o yolculuk. Bizi caydıramadı tabi. Rahmetli. Peki neden gelmek istediniz? Afganistan'a bizi neden gelmek istediğimizi... Tamam, zulümler dediniz de neydi o zulümler? Zulümler şöyleydi. Çocuğu anadan, kadını kocadan ayırdılar. Ve kimsenin evinde kapkacak kalmadı. Bu bildiğiniz gibi askerlik yapanlar daha iyi bilir. Garnizonda mesela 1500-2000 kişi falan askerler yemek yer bir karamadan, mutfaktan. Onun gibi tamtamlarla duyuruyor. Belli bir zaman sabah ezanından hemen sonra, o vakitte yani ezan şey değil de, gidip herkes sabahıyla orada yemek zorunda. Yemeğini yemek zorunda. Aksi takdirde bu hastalara zaten yemek verilmiyor. Doktor da bakımını falan yapmıyor. Tabii bu sadece Doğu Türkistan bölgesinde yapılıyor. Doğu Türkistan bölgesinin her tarafında böyle bir şey var. 1949'dan bu yana yapılan işkence, zulümden aynı bütün Doğu Türkistan'ın şehirleri etkilendi. Bu zulüm devam etti öyle. Kadınları kanallara götürdüler. Su kanallarına, su kanallarında çalıştılar. Bahçelerde, şeylerde, tarlalarda çalıştılar. Omuzlarında çuvallarla gübre çektiler. Çocuklar perişan, böyle bir bahçe gibi yerde, evde hepsini topladılar. Çok sefil bir şekilde çocuklar şey yaptı yani. Bizlere de okul çağındaki 6-7 yaşından itibaren 7 yaşına başlayan çocuklar okulda 7 zararlı hayvan diye sinek, karınca, ondan sonra arı, fare, karga, serçe, üvey kuşu, buna benzer hayvanları hepsini toplattırdı. Hepsini toplattırdı ve bu hayvanları yok etti yani. Ne kadar çok toplayabilirseniz yani karnenize artı vereceğiz. Derslerinizde başarılı oranını, grafiğinizi yükselteceğiz şeklinde teşviklerle. Büyükleri de hatta şeyleri arsalara, tarlalara götürdüler. Biz orada yerin altında kurt aradık. Bunları toplayıp veriyorduk. Ve bunları herhalde içeriye götürüp bu kurtları, şeyleri Çinliler yiyordu. Hatta bizim komşumuzun bir buçuk yaşında 6 aylık, 8 aylık bebelerinden kayboldu 2-3 tanesi. Sonra onların kemiklerini rastlamışlar. Çinliler tutup yemiş bunları. Yani bu kadar vahşi bir millet. İlk geldiklerinde sormuşlar bu derede
duran kurbağaların sahipleri var mı? Kim bunların sahipleri diye dedim. Gülmüşler demiş ya, bu kurbağanın sahibi mi olur? Allah'ın yarattığı mahlukat canlı demiş bu. Böyle serbest kimsenin sahibi yok bunu demişler. Toplayıp orada öyle kızartıp yemişler yani. Piknik tüpleriyle. Yani çok enteresan olaylar oldu. Heyecanıma bağışlayın. Rica ederim. Peki Uygurlara nasıl zulümler yapılıyordu? Onu bilmek istiyorum ben. Bu zulümler mesela bu sabah namazında içtima gibi bir toplantı oluyor. O içtimaya mesela namazını kılıp gelenler geç kalıyor. Geç kaldı mıydı mesela bu bazı yerde mesela seccadeleri bilmem nelere falan topladığı için yolda adam kıbleye dönüyor, namazını kılıyor. Alnında bir toprak falan gördüğü zaman sen niye geç kaldın, namaz mı kıldın falan. Millete zaten aynı ebatta boyanmış kırmızı sopalar veriyor. O sopaları adamların alnına dayayarak böyle sen fikrin bozuk, mekkuran bozuk senin. Sen hala namaz mı kılıyorsun? Bu namaz afyondur, uyuşturucudur şeklinde böyle o zaman yermeler. Sabah toplantılarını genelde sabah namazı zamanında yapıyorlardı ki evet. Onlarla Çinlilerin yani sizlerle Çinlilerin netleşsin diye. Netleşsin, safı bellesin. Namaza gelenler kılamasın diye böyle. Orada oyalıyor milleti. İçilip sağraş diye yani açılıp fikirlerini ortaya koyma anlamında olan bir kelime. İçilip sağraş. Bu şekilde milleti birbirine düşürüyor fitneyle. Vay sen baba oğula, oğlu işte hanımına böyle fitneyle böl parçala ye hesabı. Böyle bir taktik uyguladılar yani. Namaz bunda kılmak da, peki yasak mıydı? Yasak tabii. Bu oruç dini afyon olarak görüyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet etmek o zaman yasaktı. Peki şimdi mi daha çok şiddetlendi acaba o zaman mı? Şimdi duyuyoruz. Selamun aleyküm kelimesi yasaklanmış. Oruç zaten yasak. Başörtü yasak. Sakal koymak yasak. Yani daha da şiddetli artmış. Daha da artmış ama görünüşte dükkanlar o bizim zamanımızda şahsi ticaret yoktu. Hepsi komünal dediğimiz devlet eliyle yapılan kooperatifler vasıtasıyla fabrikalar vasıtasıyla mesela giyimler, şeyler üretiliyordu. Bir kişiye 2 yılda bir 60 santim yamalık veriliyordu elbiselerine. Yamalı giyilebiliyor. Aynı tek tip elbise. Yani Cenab-ı Allah öyle bir yaratmış ki insanları dağlar da enginliği, yüksekliği mesela insanların bünyesi de mesela kimisi ileri zeka, kimisi orta zeka bünyesi, kilosu, boyu fiziği mesela değişik bir babanın, bir annenin olmasına rağmen. Bunu Çinliler herkes eşit. Eşitlik zaten dünyanın doğasına aykırı. Yani Cenab-ı Allah öyle bir yaratmış ki insanı. Herkesin beceri kabiliyetleri ayrı ayrı. Bunu herkes biliyor. Böyle bir düşünceye sahip. Dinin afyon olduğunu işte uyuşturucuyla denk tutuyor. Onun için de ibadetleri yaptırmıyor. Yani iman, ibadet söz konusu olamıyordu. Bunlar yasak. Peki şöyle bir şey söyleyelim. Siz buraya kadar geldiniz. Evet. 1965'te buraya geldiğinizi söylediniz. Evet, nasıl karşılandınız? Yani şu andaki uygulama nasıl? Yine arkadaşlar geliyorlar mı? İşte 2014'ten sonra Doğu Türkistan'dan özellikle güney tarafı kullanılarak daha çok Avrupa'ya ya da özellikle Türkiye'ye gelmek isteyen Uygur kardeşlerimiz var. 2014'ten itibaren bunun daha çok hızlandığını söyleniyor. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi biz o konuda ben şöyle düşünüyorum şahsen. Taş yerin düştüğü yerde aziz diye bir atasözümüz var. Yani taş olduğu yerde aziz. O taş oynadı mıydı herkes teper. Yani horlanır o taş. Muhakkak insanlar da kendi yurdunda, kendi öz yurdunda dilini, örfünü, adetlerini yapabildiği sürece insanlar mutludur, huzurludur. Bunu yapamadığı için oradan göç etmek zorunda kalmıştır. Ondan dolayı bu göçler oluyor.
Bunun nedeni de orayı boşaltıp yerine Çinlileri yerleştirmek gayesi. Yoksa oradan birinin pasaportsuz, gayri ihtiyari öyle bir şeyle kaçak yollarla çıkma ihtimali çok zor. Evet. 1,5 milyarlık Çin diyoruz, teknolojiye sahip bir devlet. Bunun olması imkansız. Bunu devlet eliyle gizliden işte dış devletlere çıkmasını sağlıyor. Kendisi sağlıyor. Kendisi sağlıyor. Bunu oradaki evlerini, dükkanlarını, barklarını satması karşılığında gizliden işte insan ticareti yapan kişilerin vasıtasıyla bunları yapıyor. Ve orada öldürdükleri kişilerin de organ mafyası altıyla devlet desteğin olmak eliyle gözlerini, böbreklerini, ondan sonra kalbini bunları devlet eliyle gizliden içeriye, yani Çin'in iç kısımlarına, oraya taşınılıyor. Oradan da Çinli göçmen yerleştiriliyor Doğu Türkistan'a. Biz bunlara oradaki Uygurlara neler söylemek istersiniz? Şu anda Doğu Türkistan'da bizim sesimizi duyabilecek olan Uygurlara neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim söyleyeceğimiz, biz burada hür, demokrasi bir devletteyiz. Allah'a çok şükür. Huzurluyuz. Devlet bize gereken ilgi, ihtimamı zamanında geldiğimizde de gösterdi. Hala o desteği biz hissedebiliyoruz. Görüyoruz da. Oradakiler sabretmeli yani. Sıkıntılar var, soykırım var, zulüm var. Ama orayı boşalttığımız takdirde bu Çinlileri yerleştirmek onların işine daha kolay gelecektir. Ve inadına orada direnmeleri lazım. Dişe diş, göze göz şeklinde. Peki onlar orada direnirken sizler dışarıda ne yapacaksınız? Bizler, işte sizler kanalıyla, ben şimdiden başta söylemek isterdim. Uygur TV'ye ve buna benzer röportaj yaptığımız şeylere daima teşekkürlerimizi, minnettarlığımızı belirtiyoruz. Ki bizim sesimiz hür dünyayı duyuruyor diye. Duyurmaya çalışıyoruz. Oradaki Çin zulmünü, soykırımını, işkenceleri anlatıyoruz. Prodüksiyonlar yapıyoruz çeşitli zamanlarda Ankara ve İstanbul'daki elçiliklerine giderek. Gazetelere burada bizim Gökbayrak isminde mecbuamız çıkıyor. Evet. Aylık. Onları ücretsiz genelde dağıtıyoruz. Bunun gibi mücadeleler yapıyoruz yani. Mücadelemiz el ele evet, bizde bu can olduğu müddetçe devam edecektir evvela inşallah. Evet. Yani onlara bizim tavsiyemiz ülkelerini terk etmemeleri. Peki Türkiye'deki Uygurlara ve Avrupa'daki dünyanın diğer ülkelerinde olan Uygurlara ya da Müslüman ve Türk dünyasına neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben bizim Uygur, hür dünyadaki Uygur, Avrupa'daki olsun, Amerika'daki ve diğer ülkelerdeki Müslüman devletlerdeki Uygurlara birlik beraberlik olmalarını tavsiye ederim. Birlik beraberlikte güç kuvvet vardır. Ve Müslüman ülkelere, Müslüman ülke devlet başkanlarına oradaki zulmü kulak vermelerini, ellerinden geldiği kadar yardımcı olmalarını ve gerekirse yermelerini, onların bu zulmü dur demelerini, haykırmalarını istiyoruz. Çünkü bu sessiz kaldığı müddetçe orada gizli soykırım, bu işkence devam edecektir. Dünyanın hiçbir yerinde selamun aleyküm, bu yani iyi Müslüman günler demek, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun demek yani güzel bir dilekte bulunmak yasaklanabilir mi? Yasaklanabilir mi? Yani evet. Bu çok büyük, ağır bir şey. Yani en uç noktaya gelmiş demektir ki bu kelime, selam kelimesi yasaklanıyor. Evet. Yani bundan ötesi olamaz. Onun için bu sessiz kaldığı müddetçe bütün İslam ülkeleri, devlet başkanları vebal altındadır. Bu vebal altında kalkamayacaktır. Öte dünyada bunun sorumluluğunu veremeyecektir. Evet. Hesabını veremeyecektir. Çünkü Türkiye o zulümlere karşı gerektiğinde açıklamaları yapıyor. Sırf Doğu Türkistanlar için mi? Suriye'nin örneği gözümüzün önünde. Suriye milletine sahip çıkmıştır. Ermenilere sahip çıkmıştır zamanında. Afrikalılara sahip çıkmıştır. Yaptı diyorlar. Bunlar hepsi de yalan, düzmece.
Ve Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyen Avrupa ülkeleri, Amerika, diğer ülkeler buna bu yalan iftiraya destek vermektedir. Çünkü Türkiye'yi bölmek bunların Kurtuluş Savaşı'ndan önceki bir hevesleri. O hevesleri kursağında kalmıştır. İkinci bir sefer daha heveslenmektedir. Bu hevesler de kursaklarında kalacaktır. Yani bunu dünya böyle bilsin. Kesin kez Türk milleti uyanık olacaktır. Birlik, beraberlik olacaktır. Bu ülkeyi dünya var olduğu müddetçe bölemeyeceklerdir inşallah. Evet efendim. Peki o zaman biz size kolay gelsin diyoruz. Allah razı olsun. Tabii siz burada Kayseri Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin genel başkan yardımcısısınız. Evet. Sizin de çalışmalarınızda biz başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Avrupa Doğu Türkistan İnformasyon Genel Merkezi Genel Başkanı Abdülcelil Karakaş Beyefendi'nin de sizlere selamlarını iletiyoruz. Aleyküm selam. Bizden de bir mukabele selamımız iletin. Çok memnun olduk. Allah razı olsun. Bizim sesimizi hür dünyaya duyurduğunuz için sizlere minnettarız. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz.